BRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Diyanet Akademisi Başkanı 1. Dönem Aday Din Görevlileri mezuniyet merasiminde konuşma yaptı. Erdoğan, 15 Temmuz hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir dedi. Toplumu irşat vazifesi başta olmak üzere tebliğ, tebiyin ve temsil görevinizi hakkıyla yerine getirmek her birinizin asli sorumluluğudur. Buradaki her bir kardeşim çok iyi biliyor ki hayat boşluk kabul etmez. Sizin bıraktığınız her boşluk ya sosyal medya şarlatanları, ya FETÖ'vari terör örgütleri, ya beşinci kol elemanları, ya zehir tacirleri, ya marjinal yapılar, ya küresel güçlerin teşvikiyle yaygınlaşan sapkın ve sapık akımlar, ya da emperyalistlerin içimizdeki aparatları tarafından mutlaka doldurulacaktır. Yakın tarihimizde bunun pek çok örneğine bizzat şahitlik ettik. Ülkemizin en parlak evlatlarını teröre, şiddete, cehalete ve batı özentisi müstevlilerin senaryolarına maalesef kurban verdik. İstikbalimizin teminatı olan nice gencimizin hayatının uyuşturucu, kumar, fuhuş ve alkol batağında karardığını gördük. Kalem tutması gereken gençlerimizin ellerine silah tutuşturdular. Kimi zaman kandırdıkları, kimi zaman zorla dağa kaçırdıkları gençleri kendi insanına, kendi ülkesine düşman ettiler. Yaklaşık 40 yıldır milletimizin başına musallat olan PKK belasının geri planında ihmal edilmiştik. Geri kalmıştık ve cehalet vardır. DAEŞ'li canilerin istismar alanı dinimizin mukaddes kavramlarıdır. Çağımızın haşhaşileri, FETÖ'cüler, dini kavramların arkasına saklanarak yıllarca insan devşirmişlerdir. 15 Temmuz hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz. Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan iş tamamen anayasaya aykırı, büyük bir gaflet, büyük bir hata dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bugün partisinin grup toplantısında sizden bir cevap beklediğini ifade etti. Eskişehir'de AK Parti ile tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı Özgür Özel. Eski genel başkanınız Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, referandum döneminde ve partimiz kurulduktan sonra CHP İYİ Parti'den bir kuruş para aldı mı dedi. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben Sayın Genel Başkan'la kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu. Sayın Akşener'e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm. Ben saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral Hanım'ın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır. Yapılan iş tamamen anayasaya aykırı ve büyük bir gaflet var. Büyük bir hata var. Hatanın kendisi şu. Anayasa ne diyor? Kesinleşen karar okutulursa. Kesinleşen karar mı okutuldu arkadaşlar? Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mi düşer? İyice şuurlarını kaybetmişler. Yani ne yaptıklarını da bilmiyorlar.
birinci derece mahkemesinin kararı okunsa kesinleşen karar düşer. Onu okutamıyor çünkü kesinleşmedi. Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Kişiye yönelik karar olduğu için bozuldu. Yargılamayı durduracaksın, serbest bırakacaksın, gelecek milletvekilliğini yapacak. Ama o kadar artık kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan birinci kademe mahkemesine doğru yaptın dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürüyorlar. Yani akıl almaz bir şekilde kek tarifi okutsalar daha anayasa uygun olurdu. Çıkıp vanilyalı kek tarifi okutsalar anayasaya daha uygun olurdu. Koskoca meclis, milli iradenin tecelligahı kimlerin eline kalmış? Vay vay vay. Bekir Bozdağ'ın elinde dün yapılan iş bir anayasa katliamıdır. Billboard meselesini de duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey varsa benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım. Öyle bir şey olduğunu düşünmem. Var. Cuma günü sabahtan toplanacak MYK toplantısında karar almadan hani gün, tarih söylemem mümkün değil ama bir hazırlığımız var. Mustafa Bey'in Kocaeli, Ordu ve Gaziantep'te Büyükşehir Belediye adayları belirlenmedi. O sürece yönelik olarak o il başkanlarımızla, o il milletvekillerimizle teması, bir sohbeti olmuş. Kendisi bana da partinin vereceği görevlerden kaçmayacağını söyledi. Ancak henüz o konuda verilmiş bir karar yok. Bir karar verirsek sizlerle paylaşırız. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, geçtiğimiz yılın güvenlik ve asayiş olaylarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi. Vali Yavuz, 2024 yılında sizlerin de desteğiyle kolluk kuvvetlerimizin daha titiz çalışmalarıyla Karabük olarak güvenli bir şehir olmaya devam edeceğiz dedi. Basınımızın çok değerli mensupları, basın değerlendirme toplantımıza öncelikle katılımınızdan dolayı sizlere hoş geldiniz diyorum. Şahsım ve valiliğim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Son günlerde vatanı, bayrağı ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da ilimizin huzuru, güvenliği, refahı, gelişip ve kalkınması için tüm kurumlarımızla ve var gücümüzle çalışacağız. Bu çalışmaları yaparken ortak akılla çalışmaya azami özen göstereceğiz. Bu şehir için sözü olan tüm hemşehrilerimize gönlümüzü ve kapımızı her daim açık tutacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı Karabük'te yönetim anlayışımızın ana referans kaynağı olacaktır. Tüm çalışmalarımızda Karabüklü hemşerilerimizin huzuru, güvenliği, mutluluğu, memnuniyeti ve refahının korunup geliştirilmesi temel çıkış noktamız olacaktır. Bu bağlamda bir şehirde kamu düzeni, güvenliği ve huzurunun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan 252 bin Karabüklü hemşerimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkındayız ve bunun bilinci içerisindeyiz. Değerli basın mensuplarımız, hukuk kuralları içerisinde suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam edecektir. 2023 yılında 112 acil çağrı merkezimizde 277.309 adet çağrı karşılanmıştır. Vatandaşlarımızı özellikle uyuşturucu ve asayiş olayları başta olmak üzere 112 acil çağrı merkezini aramaya davet ediyorum. Ancak bu konuda bizleri en çok üzen asılsız çağrılardır. 2023 yılında toplam çağrıların 192.373 adeti, yani toplam çağrıların %69.37'sini maalesef asılsız çağrılar oluşturmaktadır. Bu konuda herkesi, tüm vatandaşlarımızı, tüm Karabüklü hemşehrilerimizi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca 2023 yılında kolluk birimlerimizin 4 adet devam eden yatırımı bulunmaktadır. Bu yatırımlar hepinizin bildiği gibi merkezdeki 3 Nisan Polis Merkez Amirliğimiz,
Eflani ve Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Amirliği binamız ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün güçlendirme projeleridir. Kolluk birimlerimizin daha iyi fiziki şartlarda güvenlik hizmetleri sunmaları adına imkanlar ölçüsünde fiziki iyileştirmelere devam edeceğiz. 31 Mart 2024 tarihinde mahalli idareler seçimleri yapılacaktır. Bu kapsamda valiliğimizin koordinasyonunda ve başkanlığında ilgili tarafların katılımıyla seçim güvenliği toplantısını yaparak alınması gereken gerekli tedbirler görüşülerek planlamalar yapılmıştır. Seçimlerin güvenli, huzurlu ve demokratik bir ortamda yapılması adına yasal anlamda alınması gereken tüm tedbirleri ve güvenlikle ilgili çalışmaları alınacağını tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. 2024 yılında daha huzurlu, daha güvenli bir Karabük için valiliğimizin koordinasyonunda kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Karabüklü hemşerilerimiz ve siz değerli basın mensuplarımızla birlikte el ele verip 24 saat çalışacağız. İlimizde kamu düzeni, kamu güvenliği ve huzurun sağlanması adına kamu görevi yapan siz değerli basın mensupları ve basın kuruluşlarımızın destekleriyle bizler için çok kıymetli, desteklerinizin bizler için çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Tekrar bugün bu güvenlik değerlendirmesi toplantısına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının %404,2 ile portakalda görüldüğünü belirtti. Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %404 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat farkını %396,5 ile mandalina, %385 ile limon, %256,5 ile kuru soğan takip etti. Portakal ve mandalina 5 kat, limon 4,9 kat, kuru soğan 3,6 kat fazlaya satıldı. Üreticide 4 lira olan portakal 20 liraya, 5,5 lira olan mandalina 26 liraya, 4 lira olan limon 18,5 liraya, 5 lira olan kuru soğan 18 liraya satıldı. Ocak ayında markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı görüldü. Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %34,5 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyedeki artışı %30 ile salatalık, %28,5 ile ıspanak, %23 ile pırasa takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise %20,5 ile kuru üzüm oldu. Kuru üzümdeki fiyat düşüşü %11 ile fındık, %10 ile beyaz lahana, %9 ile maydanoz izledi. Ocak ayında üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken ikisinde fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığında fiyat değişimi yaşanmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %27,5 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat düşüşünü %11 ile yumurta izledi. Portakalda rekoltenin fazla olması ve yeterli talebin olmaması fiyatların düşmesine neden oldu. Artan üretime karşılık beklenen talebin de yeterli olmaması ile ürünler dalında kaldı. Yumurtadaki fiyat düşüşünün sebebi arz ve talepteki değişimden kaynaklandı. Yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalma ürün fiyatlarının artmasına neden oldu. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili seçim çalışmaları kapsamındaki gezilerine kamu kurumlarıyla devam ediyor. Başkan Vergili MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karabük Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine başladı. Başkan Vergili, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve Orman İşletme personeline ziyarette bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ziyareti esnasında Karabük Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili'ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti. Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İnşallah. Allah'a gidersin. Hayırlı olsun inşallah. Allah tadırmasın, muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Dileğimiz, duamız öyledir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi işin. Allah'a şükür. Allah'a yıkarsın. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah'a yıkarsın. Size kolay gelsin. Allah'a yıkarsın. Önce selam verin. Sonra dedik destekleriniz yerim arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Peki, hadi. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Her şey iyi. Her şey iyi. Duamızı bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, ormancı. İşte başkan. Ormancı olsunuz. Ne var mı yok, ne yapıyorsunuz? Sen şöyle geçebilirsin. Geziyor musunuz ondan? Geziyoruz. Evet başkanım. Otursana bir abi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ali Bey endüstri mühendisi olmuş. Hoş geldiniz. Kadarlı oluyorsunuz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, başkanım. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür olsun tekrar. Peki, hayırlı günleriniz olsun. Desteğinizi de bekliyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsın işin? İşler nasıl? İşler iyi. Allah yardımcısı. Peki, kolay gelsin. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ ol. Hayırlı günler. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve personeline ziyarette bulundu. Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve personeli ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Peki, ben size kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Başkanım, hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, size nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Sağ olun, Allah'a teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sözünüze duacıyım başkanım. Sağ ol. Sözünüze duacıyım. Bakın yarınınızın olsun inşallah. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere inşallah. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 2024 yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki esnafların iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaflarla sohbet edip isteklerini dinledi. Başkan Vergili, biz Karabük'te bir aileyiz. Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve sorunları çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mahallelerimizdeki gezici başkanlık ofisi uygulamasından sonra esnaf kardeşlerimizin de iş yerlerine ziyaretler yaparak çaylarını içip sorunlarını dinliyoruz. Merkezdeki ve mahallelerimizdeki esnaf arkadaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek dedi. Şu an neredesin? Hadi teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Onların buluşun. Kapıyı yalan açıyor. Sağ olun. Kolay gelsin. Saatler olsun. Size de iyisiniz inşallah. İyiyim. İşler iyi inşallah. Şükür olsun başkanım. Var mı yapacağınız bir şey? Allah razı olsun. Sağ olun. Hadi bereket olsun. Allah bereketini alın. Görüşürüz başkanım. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şartlar olsun delikanlı ya. Hadi bakalım. Başkanım Allah razı olsun. Selamlar. Aleyküm selam başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olasın, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi Allah'a şükür. İşler nasıl?
Biraz düşük ama ne yapacaksın? Takmasa da damlıyor. Neyse Allah bereketini artırsın. Aynen. Değmeye hocam bir şey var. Yok sağ ol canım, sağ ol. Hadi Allah bereketini artırsın. Sağ olasın. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın. Şubat ayı İl Genel Meclis toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Başkan Sözen, Şubat ayı İl Genel Meclis toplantısının açılış konuşmasında 2023 yılında yapılan çalışmaların aynı özveriyle 2024 yılında da devam edeceğini söyledi. 2023 yılında yapılan çalışmaların aynı özveri ve aynı kararlılıkla 2024 yılında da devam edeceğini, artarak devam edeceğini bildirmek isterim. Şubat ayı olması hasebiyle yeni yatırımların, yeni planların, yeni programların şekillenmeye başladığı bir ay içerisinde olduğunu belirtmek isterim. KÖYDES kapsamında 2023 yılı içerisinde 54 adet projeyi gerçekleştirdik ve hayata geçirdik. 2023 yılı için 60 milyon 503 bin TL ödenek tahsis edildi. 29 adet yol, 24 adet içme suyu, 1 adet atık su olmak üzere toplamda 54 adet proje hayata geçirilmiş oldu. Ayrıca belirtmek istediğim diğer bir husus ise KÖYDES kurulduğu günden bugüne ilimize toplamda 335 milyon 358 bin 398 TL ödenek tahsis edilmiş olup bununla birlikte yine toplamda 800 adet yol projesi, 767 adet içme suyu projesi, 37 adet kanalizasyon, 19 sulama olmak üzere toplamda 1623 adet projeyi gerçekleştirmiş ve milletimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Yine kar yağışında hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Kar yağışıyla birlikte sorumluluk sahamız içerisinde olan köy yollarına karla mücadele ekiplerimiz ivedilikle müdahale etti. Ekiplerimiz 7/24 görev başında kalarak 2023 yılı sonu ve 2024 yılı Ocak ayında etkili olan kar yağışı sonrasında 228 köyde toplam 2537 kilometre yolda kar küreme çalışması ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca taşımalı eğitim yapılan yolların açık tutulması, hasta vatandaşlarımıza öncelik verilmesi adına 112 acil AFAD ve jandarma ile koordinasyon halinde kurumumuz çalışarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını sağladık. Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen lezzetlerinden olan ve coğrafi işaretleşili olan Safranbolu kıtırının üretimi geçen yıl 5 ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan Safranbolu kıtırı 2021 yılında coğrafi işaret tesciliyle koruma altına da alınmıştı. İçeriğinde buğday kepeği, fındık, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra dünyanın en pahalı baharatı ve Avrupa tescili alan safranın da yer aldığı Safranbolu kıtırı her geçen yıl üretimini artırmaya devam ediyor. Uzun süre saklanabilmesi ve doğal lezzetiyle yerli ve yabancı misafirlerin tercihi olan ürünün 2023 yılında 5 ton üretimi yapıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada coğrafi işaretli Safranbolu kıtırına son yıllarda ilginin arttığını belirtti. Safranbolu kıtırı coğrafi işaretli bir ürün, gıda ürünü ve son yıllarda gittikçe de ilginin arttığı bir ürün. Yendikten sonra ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıp içeriği özellikle çok da kıymetli. Bizim Safranbolu safranının kullanıldığı hem de diyetisyenlerin tercih ettiği bir ürün. İlk başta 2021 yılında 800 kilo olarak üretime başlayıp yıllar içinde 3,5 ve en son geçen sene 2023 yılında 5000 kiloya kadar ürettiğimiz bir ürün. Hedefimiz bu üretimi daha da artırmak. Bunun artırılması için biz kıtırı ürettiğimiz mutfağımızda gelişimi sağlayacak teknolojik ürünleri de dahil ediyoruz zaman içinde. Artık yurt içi ve yurt dışında çok fazla talep gören ve bu talebe de karşılık verebilmemiz için üretimi artırdığımız bir gıda ürünü. Doğal lezzetiyle adı Safranbolu sınırlarını artık aştı. Dediğim gibi yurt dışında İspanya, Amerika gibi dünya ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de 81 ilde satışını yaptığımız bir ürün. Kargo ile biz kendi web sitemizden aldığımız talepleri kargo ile
yerlerine ulaştırıyoruz. Burada 5 tane kadın istihdam ediyoruz. Bunun aynı zamanda istihdam açısından da kadınlarımıza faydalı olduğunu görmüş oluyoruz. Dürse'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Kültür Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan, Sezin Yarar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kadından yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak'ın Alap ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu. Düzce'nin Yığılcı ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel ile HDI'den haber alamayan aileleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Temizel dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. HDI'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı. İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soğuktan etkilenen HDI ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü. Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı. Yenişehir Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda otlayan inek yaklaşık 50 metreden dere yatağına düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından vinçle ineği bulunduğu yerden çıkardı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. İndir, indir! Az da, az da! Tamam, kalk, kalk! İnek sahibine teslim edildi. AFAD'ın da yardımıyla, teşekkür ederim AFAD'a. Bize yardımcı olarak da hayvanımızı şu anda ahırımıza koymaktayız, yani koyuyoruz. Atakum Belediyesi'nin Karadeniz bölgesinde ilk defa kurduğu Ata Tohum Merkezi'nde genetiğiyle oynanmamış tohumlar koruma altına alınıp geleceğe taşınıyor. 457 türde atalık tohumun saklandığı merkezde çocuklara uygulamalı tarım eğitimi verilirken ata tohum yetiştirmek isteyen üreticilerle de tohumlar paylaşılıyor. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci'nin öncülüğünde geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumların kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için Karadeniz bölgesinde ilk olarak kurulan Ata Tohum Merkezi "Bir Tohum Bir Ülkeyi Kurtarır" sloganıyla hizmet vermeye devam ediyor. Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezi faaliyete geçtiği 2020 yılında 232 çeşit ata tohumunu envanterinde bulundururken bu sayı 2024 yılında 457'ye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından tohum bağışı kabul eden Ata Tohum Merkezi'nde bağışlanan tohumları bağışta bulunan kişinin adıyla birlikte envantere kaydediliyor. Özel saklama haznelerinde muhafaza edilen tohumlar merkezin güvenlikli odasında tutuluyor. Her bir tohum sayısının artırılması için yaz-kış süren yıllık üretim planına dahil edilerek merkezin parsellerinde ekilerek tohum sayısı artırılıyor. Elde edilen tohumlar çiftçiler ve yerel tohum gruplarıyla paylaşılıyor.
Merkezde görevli ziraat mühendisleri, köy enstitüsü modelini örnek aldıkları uygulamalı tarım eğitimi programıyla okullarda veya merkezin yetiştirme parsellerinde öğrencilerle bir araya geliyor ve minik eller toprakla buluşuyor. Çocuklara eğlenceli bir şekilde bilgiler verilen eğitimlerde tohum ve bitki nedir, nasıl oluşur, nasıl ekilir sorularının cevapları başta olmak üzere toprakta yetişen mahsullerin günlük hayattaki önemi ve basit tarım adetleri gibi konular işleniyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurdun Tepe Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilindeki yoğunluk hafta içi devam ediyor. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor. Ziyaretçiler 2000 metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıp keyifli vakit geçirdi. Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayak severlerden yoğun ilgi gören Yurdun Tepe'de yarı yıl tatili yoğunluğu sürüyor. Hava çok güzel. Özellikle pistler de çok güzel. Tüm kayak meraklarını ve snowboard meraklarını Ilgaz Dağı'na öneriyorum. Mutlaka gelip ziyaret etsinler. 20 yıldır snowboard yapıyoruz. İlk kez Ilgaz'a geldik. Çok güzeldi. İki gündür buradayız. Zirveye çıktık. Bu tepenin de dağ tepesine çıktık. Çok güzeldi. Pistler bayağı geniş. Evet, seyirciler 6 kişilik. Bir kere bu çok önemli. Diğer yerlerde çok fazla sıra oluyor. Burada hiç sıra yok ve üstü kapalı olması çok güzel bir konfor. Diğer yerlerde böyle bir şey yoktu. Gittiğim Uludağ'da ve Kartalkaya'da hep üstü açık. Ve 2 kişilik çok sıra bekleniliyor. Doğu Karadeniz'de son günlerde artan kurt saldırılarıyla ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadan Başkaya, bu mevsimde kurt saldırıları çokça karşımıza çıkmaya başladı dedi. Doğu Karadeniz'de kurt saldırıları küçükbaş hayvan yetiştiricilerini tedirgin etmeye başladı. Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde son bir aydır artarak yaşanan kurt saldırıları sonucu toplam 52 adet küçükbaş hayvan ahırlarında kurt saldırıları sonrası telef olurken 8 hayvan ise bu saldırılardan yaralı kurtuldu. Yaşanan saldırıların yanında kurtların kuduz hastalığının yayılmasında da etkili olduğunu belirten Profesör Doktor Şadan Başkaya, kurt popülasyonlarını dengede tutmak gerekiyor dedi. Bu saldırılar sonrası çiftçimiz, mesela hayvancılık yapan insanlarımız çokça zarar görüyorlar. Yani biz bu hayvancılığı geliştirmek isterken bir de karşımıza kurt sorunu çıkıyor. Kurda karşı tabii ki çoban köpekleri besliyor veyahut da çeşitli tedbirler alıyor çobanlarımız ama yine de kurt popülasyonlarının fazla olduğu yerlerde dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan yırtıcıyla mücadelenin yapılması gerekiyor. Biz bunu yaban hayatı ekolojisi yönetimi bölümü olarak öneriyoruz. Bir uzman, bir hoca olarak öneriyorum. Ama kamuoyunda bakıyorsunuz hemen karşınıza bizdeki STK'lar çıkıyor. Aynı STK'lar kendilerinin yurt dışı şubeleri var, Amerika şubeleri var. Orada yırtıcıyla kontrol mekanizması işlerken, yırtıcıya karşı mücadele yapılırken bakıyorsunuz biz de tam tersini önerebiliyorlar. Bugün bir başka derdimiz de kurtların tabii kuduz taşıyabilen, kuduz olan bir tür oldukları için sıkıntı yaratıyorlar. Başıboş köpeklerle, çakallarla da çiftleşebiliyorlar. Bu başıboş köpek sorunu bu sefer kurtlarla beraber bir sarmal haline gelmiş durumda. Yaban hayatında, doğada başıboş köpekler aynı kurtlar gibi süreler oluşturmuş. Zaten kurttan türemiş bir hayvandan bahsediyoruz. Kurt gibi davranıyorlar ve avlanıyorlar. Yaban hayatına da büyük zararlar veriyorlar. Aynı zamanda başıboş köpekler kurt popülasyonlarıyla çiftleştikleri için de zaten onları melezleştiriyorlar. Ve doğal bir türün bozulmasına sebebiyet veriyorlar. Kurt dediğim gibi hem bu başıboş köpekten kendisi zarar görürken hem de başıboş köpekler zaten doğaya zarar veriyor. O konuda yani uzmanlarımızın daha cesur olmaları gerekiyor. Ve cesurca da adımlar atmaları gerekiyor. Giresun'da ilgi duyduğu teknelerin yapımını öğrenen Necdet Özyazıcı mesleğini 50 yıldır sürdürüyor.
Doğu Karadeniz'de teknolojik gelişmelere rağmen ahşap kayık ve balıkçı tekneleri yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ahşap tekne yapımının son temsilcilerinden 67 yaşındaki Necdet Özyazıcı, yarım asra yakındır sürdürdüğü mesleğin inceliklerini anlattı. En iyi tekne bizim bu yörelerde kestane ağacı. Her şeyiyle beraber kestane ağacı. Suya daha dayanıklı, ömrü fazla. Tekne yapımına daha uygun, özgür ağırlık olarak, işleme olarak her türlü daha uygun. Biz balıkçıya hitap eden, küçük balıkçı dediğimiz tekneler böyle 5-10 metre civarında, 4 metre, 6 metre artık ne olursa siparişe göre onları yapıyoruz. Yani geçmişte taka vardı, aynakıç vardı, çırnık vardı. İşte insanlar isimlendirmişler zamanında şekillere göre ama şimdi balçı teknesi genellikle de böyle aynakış tarata şeklindeki tekneler tercih ediliyor. Boy boy değişir tabii ki, mesela 9 metre şu tezgahtaki teknenin yapımı 4 ay kadar falan sürüyor. Çevremizdeki insanlara, il dışına da yapıyoruz. Mesela Hopat sınırdaki insana da tekne yaptık, Zonguldak'a da yaptık, Samsun'a da yaptık. Yapıyoruz yani böyle. Geliyorlar, sipariş veriyor, ismini duyuyorlar. Geliyorlar, anlaşıyorsun, tekne yapıyorsun. Yarını olmayan bir iş. Biz dahi yarın birisi bizi buradan çıkaracak mı? Yarın önümüze daha büyük engeller koyup işte şu anda zaten kaç yıldır söylüyor işte bu işi yapmayacaksın, kaldır buraya. Tamam mı? Kaldıralım, nereye gidelim? Gidecek yerin de yok. Hatta onu emekli olduktan sonra şey yapıyor. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Özel hissetmek isteyenlerin tercihi ASD Şirketler Grubu ekonomi haberlerini sundu.